onun mahiyeti asla idrak edilemez. Hüviyetini de bize esma idrak ettirir. Onun için Esma-ül Hüsna bize Rabbimizin hüviyetini idrak etmemiz için uzatılmış bir gök merdivenidir. Ama mahiyetini, zatını idrak edemeyiz. El-aczu an derkil idraki idrakun. Hazreti Ebu Bekir öyle demiş. Onu idrak etmek, idrak etmekten aciz olduğunu idrak etmektir. Hazreti Ömer de buna ikinci bir beyit eklemiş. Vel-bahthu an sırrı zatillahi işrakun. Onun zatının sırrını araştırmak ise şirktir. Onun için Efendimiz'den nakledilen bir rivayette Allah'ın zatını düşünmeyiniz. Çünkü düşünemezsiniz. Ne diyordu Ziya Paşa? İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Allah'ın zatını idrak bu küçük akla gerekmez. Çünkü bu akıl terazisi bu kadar ağırlığı çekmez diyor. Çekmez, kaldıramaz, kırılır. Kırılır. Teraziye koyduğunuzu da o yarattı. Teraziye koyanı da o yarattı. Nasıl olacak, nasıl alacak bu terazi? Dolayısıyla akıl terazisi çekmez. Allah dersiniz. Allahu Ekber dersiniz. Ve titrersiniz. Sadece titrersiniz. Orada küçüklüğünüzü görürsünüz. Küçüklüğümüzü görürüz ve büyüklüğünü görürüz. Küçüklüğümüzü gördüğümüz kadar büyüklüğünü görürüz. Onun büyüklüğünü kavramanın tek yolu kendi küçüklüğümüzü kavramaktır. Yoksa sonsuz büyüğü kavramak için sonsuz bir akıl lazım. Akıl kuşatamadığını kavrayamaz. Böyle yaratılmıştır. Allah'ı ise kuşatamaz. Dolayısıyla Allah'ın büyüklüğünü kendi küçüklüğümüzden yola çıkarak kavrayalım. Esma ilahi bir tenezzüldür. İnzaldir yani. Zaten vahyin içinde inzal edilmiştir. Onun için dersimiz aslında Kur'an'a göre Esma-ül Hüsna'dır. Yani mevcut piyasadaki Esma-ül Hüsna'lardan farkı budur. Kur'an'a göre Esma-ül Hüsna. Peki bu noktada tam varlık mertebeleri mevzu gündeme giriyor. Yani meratibül vücud. Üç varlık mertebesi vardır İslam'da. İki tür varlık mertebesi vardır. Biri vacibül vücud, mümkünül vücud, muhal el vücud. Vacibül vücud Allah'tır. Varlığı zorunlu olan, varlığı bir başka varlığa muhtaç olmayan, varlığı kendinden olan, kendisiyle var olan, varlığının önü ve sonu olmayan, varlığını bir başkasına borçlu olmayan. Vacip varlık, varlığı zorunludur. Onun yokluğu düşünülemez. Yokluğunu düşünmek, önce kendinizin yokluğunu düşünmek. Yani yokluğunu düşünmek için düşünen bir aklın olmaması lazım. Dolayısıyla bu abestir, abesle iştigaldir. Siz varsanız o zaten var. Evet, mümkünül vücut... Varlığı mümkün olan yani bir başka vara muhtaç olan, varlığını bir başka varlığa muhtaç olan o da Allah dışındaki her şeydir. Mümkündür. Yok olması da mümkündür. Yok olduğu bir zaman vardı. Bir gün gelecek yine yok olabilecek. Onun elindedir. Varlığını ona borçludur. Onun için o ol dedi, oluş sürecine girdi. Olma dese olmazdı. Olma dese olmazdı. Muhal el vücud nedir? Varlığı muhal olan aslında yokluktur. Yokluk muhaldir. Mutlak yokluk muhaldir. Mutlak yokluğun muhal olduğunu söyleyen bir dilimiz, düşünen bir aklımız varsa eğer mutlak yokluk muhaldir. Çünkü böyle bir cümleyi kurmak için öncelikle var olmak lazım. Onun için bu açıdan varlık mertebeleri üçtür. Bir de varlık mertebesinin tezahürü açısından üç varlık mertebesi vardır. Biri harici varlık. Bir şeyin harici varlığı. Buna hakiki varlık da denir. Nedir bu? Kitap, bardak,
Masa, su. Bu hakiki varlığıdır. Yani su kendi başına bir varlıktır burada. O şeyin hakiki varlığı. İkincisi zihni varlığı. Suyun zihnimizdeki varlığı. Su deyince iki şey olmaz. Ne olmaz? Hadi söyleyelim. Bir, susamış bir adam su, su, su diyerek kanmaz. Ama bir şey daha olmaz. Su deyince S ile U harfi aklımıza gelmez. Farkında mısınız? Elma deyince dört harf aklımıza gelmez. Asla yazı aklımıza gelmez. Elmanın kendisi aklımıza gelir. Su deyince suyun kendisi, yani suyun imajı, imgesi aklımıza gelir. İmaj somut varlıklarda, imge soyut varlıklarda. Zihne düşen gölgedir. Onun kendisi gelir. Bu ikisi değişmez. Harici, hakiki varlığıyla zihni varlığı hiçbir şekilde değişmez bir hakikat. Efendim. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde, eski, yeni, gelecek, geçmiş fark etmez. İngiliz'de, Fransız'da, Arap'ta, Kürt'te, Türk'te, Alman'da fark etmez. Peki ne değişir? İşte üçüncü, lafzi varlığı. Bu değişir. Ma, Arap, su der. Ab, Fars, su der. Water, İngiliz, su der. Türk, su der. Ama hepsi de aynı şeyi demiştir. Dördünün de dediğiniz şeyi getirin dediğinizde suyu getirecektir. Peki fark nerede burada? Fark yok aslında. Fark dildedir. Lisandadır. Lisandaki farklılık mahiyete yansımaz. Hüviyeti de aynıdır. Mahiyeti de aynıdır. Fakat lisanda farklıdır. Onun için lisandaki farklılığı eşyanın hakikatini farklılaştırmaz. Bilgi, bilinenin, bilenin zihninde ortaya çıkan benzeridir. Eşyanın hakiki varlığı gözden kaybolsa, onun hakkındaki bilgimiz zihinden kaybolmaz. Bugün var olan, gördüğümüz bir şey, bir daha görmesek onu, hiç görmesek kaybolmaz. Annesini kaybetmiş insanlar, annesini eğer görmüş, tanımışsa, bir daha zihinden silmesi mümkün mü? Kaybolur mu? Yani annesi dünyayı terk etti ama zihni varlığı onu terk etmedi. Zihni varlığı orada. Buradan çok daha derinlere ilahi varlığın, zihindeki varlığın eli. Ki bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Bu kadar milyar, bu kadar yıl, bu kadar binler, on binler, belki milyon yıllar insanın zihninden sökemedi. Mutlak ateizm zaten imkansız ama ancak inkar mümkün. İnkar da kişinin kendi bakışı ve hasta duruşuyla alakalı. Zaten inkarın kendisi de tutarsızlık. Çünkü inkar var olan bir şeyin yokluğunu iddia ediyor. Yok derken bile aslında o yok diyor. Ne yok diyorsunuz? Tanrı yok diyor. Tanrı diyorsun ama diyorsunuz. Önce onun adını söylüyorsun, sonra yok diyorsun. Olmayanın adı olur mu deseniz orada söyleyeceği hiçbir şey yoktur. Sen bana olmayan bir şey söyle, ondan sonra yok de. Olmayan yoktur. Gördüğünüz gibi efendim totoloji oldu. Saçma oldu. Dolayısıyla önce adını söylüyorsunuz, sonra yok diyorsunuz. Bu bir çelişki. Yokun adı olmaz. Bana yok bir şey söyleyemezsiniz. Zihinde varlığı var en azından. İşte zikir budur. Zihindeki, kalbin derinlerindeki o varlığı hatırlatmak. Vicdan böyle aktifleşir. Fakat suyun zihni varlığı su yerine geçmez. Öyle değil mi? Zihnimizde yemekler geçirsek açken karnımız doymaz. Zihnimizden geçirmek yetmez. Onun için Sebbih isme rabbikel a'la ayetini peygamberimiz Sübhan ismi rabbiyel a'la şeklinde değil Sübhane rabbiyel a'la şeklinde namazın içine koymuştur. Rabbinin yüce olan adını tesbih et. Aslında emir bu.
O zaman tam emrin karşılığı ne olur? Rabbimin yüce olan adını tesbih ederim. Sübhanesmi Rabbiyel Ala. Ama ismi yok orada. Sübhane Rabbiyel Ala. Neden? Aslında isim yoluyla zata bir yol bul. Bir yol bul. İsim de kalma. İsim merdivendi. Tırman. Bir yol bul. Ve artık isimler de arada kalmamacısına Rabbinle, Rabbinle mülaki ol, konuş ve Rabbini tesbih et. Yani secde o hal zaten. Arada bir şey kalmaz. Evet. Harici varlık vücudu, zihni varlık vicdanı harekete geçirir. Harici varlık vücudu, zihni varlık vicdanı temsil eder. Üçüncüsü lisani varlığı demiştim. Biraz önce izah ettim. Peki su diyenin aklına su gelir. Ya Allah diyenin aklına ne gelir? Su diyenin aklına su gelir. Tadıyla, kokusuyla, şeffaflığıyla herkesin, dünyada herkesin aklına gelen su üç aşağı beş yukarı aynıdır. İçindeki elementler belki değişir. Ama ya Allah diyenin aklına ne gelir? Ne gelmesi gerekir? İşte bu sualin cevabı Esma-ül Hüsna'dır. Esma gelmelidir. Esma gelir, başka çaresi yok. Her isim sıfat Allah'ı niteler. Allah veduttur mesela. Allahu vedudun, Allahu kerimun, Allahu alimun, Allahu halikun, Allahu bariun, Allahu azimun, Allahu cemilun. Bakınız, ne getirirseniz getirin. Allahu vahidun, Allahu ahadun, Allahu evvel, Allahu ahir. Hepsi bakınız sıfat olarak geldi. Öyle değil mi? Allah'ı niteledi. Demek ki Allah müstakildir. İsmi has, hastır. Allah hiçbir şeyi nitelemez. Ama diğer isimlerin hepsi niteliktir. Dolayısıyla esma ve sıfat dediğimizde aslında isim, mutlak isim Allah'tır. Gerisi sıfattır. Sıfat olduğu da burada gözüküyor. Onun içindir ki Tirmizi'deki liste 99'luk değil 100'lüktür. 99 sıfattır aslında. Allah 100'üncüdür. Onun için Tirmizi'deki liste belki böyledir. Listelere geleceğiz zaten inşallah. Listeleri ayrıntılı olarak irdeleyeceğiz. El-Vedud'daki el mutlaklığı ifade eder. Mutlak. Allah mutlaktır. Sıfatları da mutlaktır. Yani mükemmelliği ifade eder. Onun için El Esma-ül Hüsna'nın karşılığı en güzel isimler, mükemmellikler demektir. Allah'ı bilmek için soruya nereden başlamalı? Suali önemlidir. Yani Allah'ı bilmek için sorular soracaksınız. Nereden başlayacaksınız? Soru sormaya. İnsanlar yanlış yerden başladıklarında Allah'ı asla bilemezler. Yanlış yerden başlamak Allah'tan başlamaktır. Soru sormaya. Neden? Çünkü aşkından müteal olandan başladığınızda haddinizi bilmiyorsunuz. Haddinizi bilmiyorsunuz. Bu tabir caizse ilkokula dahi gitmeden doktora yapmaya benziyor. Çalıyı tepesinden sürüklemeye benziyor. Allah hakkında soru sormaya eğer zihin haddini biliyorsa, akıl haddini biliyorsa
içkinden başlanır. Yani mevcuttan başlanır, eşyadan başlanır. Eşyadan başlanır. Onlardan başladığınızda zaten soruları sordukça tırmanacaksınız. Bu nedir? Bardaktır. Peki neden olmuştur? Topraktan olmuştur. Aslı tabiattadır. Peki toprak neden olmuştur? Mamadan olmuştur. Toprağın aslı ateştir. Soğumuş küldür. Külün ekmeğini yiyoruz. Hepsi budur. Taşın da aslı küldür. Şu etrafta kullandığınız. Mermerin de aslı küldür. Elmasın da aslı küldür. Karbon. Kömürün de aslı öyledir. Hafif basınca maruz kaldığında kömür olur. Yoğun basınca maruz kaldığında elmas olur. Allah Allah. Oysa ki biz küçücük bir elmasla dağ gibi kömürü satın alırız. E buna da biraz baskı olsaydı da bu da elmas olsaydı olmaz mıydı? Demek ki o kadar baskı görmemiş. Bilal olmak için Bilal'in çektiğini çekmek lazım. O büyük acılara maruz kalınca adam elmas oluyor. Bilal oluyor. Ve işte o zaman geliyor yüreğimize kuruluyor. Tahtına kuruluyor yüreğimiz. Onun için ya Rabbi beni niye bu kadar basınç altında tuttun diye sormayın. Sormayalım. Ya Rabbi beni elmas mı etmek istiyorsun? İtirazım olamaz ya Rabbi. Elmas etmek istiyorsan. Kömürümde elmas mı edeceksin ya Rabbi? Evet kulum seni elmas edeceğim. O zaman buyur ya Rabbi. Şikayet eden elmas olmaktan şikayetçiyim, kömür olmaya razıyım demiş olur. O zaman ne olacağı hakkında önce bir karar versin. Ve ondan sonra Eyyub'un makamını anlasın. Anlasın. Allah'tan başlamak yanlış yerden başlamaktır dedik. Aklın sıratı müstakimi işte budur. Müşahit gayba şehadete müşahede ettiklerinden başlar. Müşahit, şahitlik yapan kişi gayba şehadet etmeye şehadet aleminden başlar. Onun için ondan sonra mamadan öte ne oldu? Oraya gittiğinizde sonsuz teselsül mantıksızlıktır. Bir yere varıp durursunuz. Ondan sonra hiç. E şunu baştan söylesen de bu kadar yormasan olmaz mı Allah'ın kulu? İşte o. Allah. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Bitti. Orada o zaman eserden müessire ulaşırsınız. Sanattan sanatkara ulaşırsınız. Fiilden faile ulaşırsınız, faili hakikiye. O zaman baktığınıza bir güzelse maşallah dersiniz. Çünkü orada eserden müessire ulaşırsınız. Zihni intikal yapar, maşallah dersiniz. Zihni intikalle Allah'a şimşek gibi ulaşır. Şimşek gibi ulaşır. Bir hadise yaşarsınız. Bir hadise. Hem de çok acı. İnna lillah dersiniz. Yine acıdan Allah'a ulaşırsınız. Orada da bakınız bir intikal yaparsınız. Hayret edersiniz. Sübhanallah dersiniz. Hayretten Allah'a ulaşırsınız. Çünkü hayret ettiğinizin arkasında müessiri görürsünüz. Faili hakikini görürsünüz. Ve zihni intikal, yani zihnin sırat-ı müstakimi böyle. Doğru bir intikal
böyle olur. Aslında bugün bir bu kadar daha işleyecektim. Fakat yine vakit yetmezliğinden burada durmak zorundayız. Akıl yetmezliği olmasın da vakit yetmezliği olsun, onu kaldırabiliriz. Rabbim esmasını hayatında iyice anlayan, iyice yaşayan ve iyice tanıyanlardan kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Buyurun. Aziz dostlar, öncelikle bu derslerimiz hepimize hayırlı olsun inşallah. Sizin adınıza tekrar hocamıza hoş geldiniz. Estağfurullah. Bu derslerimiz cep telefonlarınıza gelen mesajlarda olduğu gibi her ayın ikinci pazarı inşallah ayda bir olacak. Bu arada vakfımızın mesajlarının gelmediği dostlarımız varsa inşallah hak ve ilişkilerden arkadaşlardan bu noktada bir teyit alsınlar. Cep telefonları ya değişmiştir veyahut da kendisine mesaj gelmeyen arkadaşlar inşallah Ercan kardeşimizle özellikle şey yapabilirler, bunu halledebilirler. Buyurunuz. Evet, bir duyuru var kardeşlerimizden. Ben kurban komisyonu kardeşlerimizden. Ben aracılık yapayım, bu duyuruyu size ileteyim. Akabe Vakfı Kurban Komisyonu olarak bu yılki kurban organizasyonunu gerçekleştirmek üzere Ramazan ayı itibariyle çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Komisyonumuz her sene olduğu gibi bu sene de Kurban Bayramı'nda kurban çalışması yürütecektir. Bayramın birinci günü bayram namazını müteakip başlayacak çalışmalarımız Kurban Bayramı süresince devam edecektir. Faaliyetlerimiz kesim tesislerinde, kurban kesim faaliyetleri şeklinde, vakıf merkezimizde ve İstanbul'un tüm ilçelerinde deri bağış organizasyonu şeklinde icra edilecektir. Çalışmalara toplam 600 gönüllü kardeşimiz, 65 uzman kasabımız katılacaktır. 600 gönüllü, 65 uzman kasab. Bu çalışmada geçen yıllara nazaran maksimum verim elde etmeyi hedeflemekteyiz. Muhterem hocam, bilindiği üzere vakfımızın kurban faaliyeti kardeşlerimizle birlikte emeğimizi ve alın terimizi ortaya koyduğumuz en yüksek katılımlı organizasyonlarımızdan biridir. Bizler şahit oluyoruz ki değişik bir heyecanla başlayan bu faaliyet yoğun bir günün ardından akşam eve dönerken farklı bir manevi haz veren, etkisi bütün bir yıl sürecek farklı bereketler getirmiştir. Bu nedenle bu bereketten herkesin istifade etmesi için kardeşlerimizden katılım bekliyoruz. Özellikle İslam davasının da anaları konumundaki annelerimiz ve hanım kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz. Yoğun iş hayatı nedeniyle unutabilen kocalarının katılımını takip edebilir ve onlara hatırlatabilirler. Erkek kardeşlerini ve erkek çocuklarını bu faaliyete yazdırabilirler. Çocuklarımıza öğrendiklerimizin, bildiklerimizin ve İslam kardeşliğinin pratik bir uygulaması olan bu çalışmalarda yetiştirelim. Bu ortamlara dahil edelim. Mesela sadece bizim kesim çalışmamızda bayram namazları cami dışında cemaat yapılarak kesim yerlerinde kılınmaktadır. Bu gibi özgün İslami uygulamaları görmek ve yaşamak aidiyet duygusunu güçlendirecektir. İslam aidiyetliği birlikte iş yaparak, hayır kurumlarının çatısında toplanarak muhafaza edilebilir, güçlendirilebilir. Allah'tan bu çalışmaya katılanlara muvaffakiyetler diler, tüm Müslümanların gelecek kurban bayramlarını tebrik ederiz. Amin. Bana söyleyecek çok söz bırakmamış kardeşlerimiz. Sağ olsunlar. Ben bu tip faaliyetlerde faaliyet yaptığımız yere bir hayrımız değil, kendimize bir hayrımız dokunduğuna inanıyorum. Yani bu tip faaliyetleri kendimize yapıyoruz aslında. Çünkü Allah'ın buna ihtiyacı yok. Ama bizim Allah'a çok ihtiyacımız var. Kurban kesene kurbanını mübarek olsun derim. Fakat bayramını kurban edene ne derim? Siz mübarek olun derim. Bayramını kurban edenle hayvanını kurban eden nasıl bir olur? Rabbimiz nasıl bir der? Bu faaliyetler bayramını kurban etme faaliyetidir. Bayramını kurban etme faaliyeti. Ben bunu çok önemsiyorum. Umarım siz de önemsiyorsunuz. Lütfen bunu düşünün. İçinizde düşünün. Birlikte iş yapma yeteneği birlikte iş yaparak kazanılır. Özellikle gençlerimiz, genç evlatlarımız,
birlikte iş yapabilme yeteneğinden yoksunlar. Aidiyetten yoksunlar. Onun içinde tek yaşıyorlar ve tek ölüyorlar. Modern insanın belası bu. Aidiyeti yok. Ait olduğu bir şey olmayınca heyecanları bencil, sevinçleri bencil, hüzünleri bencil ve her şeyi bencil. Serveti bencil, kazancı bencil, harcaması bencil. Ne harcamasından bir bereket doğuyor, ne kazanmasından bir bereket doğuyor, ne sevincinden bir bereket doğuyor, ne hüznünden bir bereket doğuyor. Kendisi için yaşıyor, kendisi için kazanıyor, kendisi için harcıyor, kendisi için ölüyor. Bu felakettir. Bu ecnebilerin ifadesiyle individualizmdir. Bireyciliktir. Ve bunun temelinde hümanizma yatar. Batı hümanizması, Allahsız hümanizma. Yani insan her şeyin ölçüsüdür. Takıl hayatını yaşa. Ve böyle bir hayat, mutluluğu tanımadan yaşamaktır. Çünkü mutluluk kendimize yaptıklarımızdan daha çok başkasına yaptıklarımızla alakalıdır. Kendimize yaptıklarımız bize zevk verir, başkasına yaptığımız fedakarlıklar bize mutluluk verir. Onun için zevkperest miyiz, mutlu olmaya aday mıyız? Buna kendimiz karar. Bu noktada lütfen aidiyet duygumuzu geliştirmek için bu gibi fırsatları ganimet bilelim. Değerli dostlar, şimdiden teşekkür ediyorum. Ömer Okçu hocamız için felçlere iyi gelen bir yataktan haber vermek istiyorum. Seragem Google'dan bakılabilir diyor. Fındıkzade, Bakırköy, Bahçeli Evler de ücretsiz tanıtım ve evet. Bunu tabii benim yolumla değil, sizin bir biçimde iletmeniz lazım. İnşallah madem internetle bu kadar iç içesiniz güzel kardeşim, size rica edeyim. Hemen oradan ulaşıverirsiniz. Hekimoğlu İsmail adresini taratırsanız zaten ulaşırsınız. Bir biçimde ulaşın ve bu ikramı kendisine iletin. Belki haberi de vardır, mümkündür. Ama yine de kendisini düşünmüş ve fiili duada bulunmuş olursunuz. Saygıdeğer hocam, marifet iltifata tabidir kuralını sizden öğrendik. Sizi özlemiştik. Hoş geldiniz. Hocasının mahcup etmediği öğrenci zevkini yaşattınız. Yaşattığınız için Allah sizden razı olsun. Rabbimiz de bizi hocasını mahcup etmeyen talebe kılsın inşallah. Amin. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Sizler hakikaten mahcup etmediğinizi gösterdiniz. Çünkü burayı doldurdunuz. Ben sıralara nasıl konuşacaktım? Sıralar ne anlayacaktı? Dolayısıyla sıralarla efendim siz yerinizde oturun bana eyvallah der giderdim. Ama elhamdülillah siz iyi talebesiniz. Fakat iyi olmanın başlangıcı buraya gelmek ama bitişi değil. Burada almak için gelinir. Hatta götürmek için gelinir. Lütfen aldıklarınızı kendinize saklamayınız. Çünkü onlar saklanınca kokuşur, verince billurlaşır. Onun için akan su billurlaşır, duran su kokuşur. İlim de suya benzer. İlmi durdurmayın. Hayatınıza akıtın, başkalarına akıtın, paylaşın ki çoğalsın. Rabbi zinni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin budur. Onun için Kur'an'da Rabbim ilmimi ve fehmimi artır. İlmimi artır, fehmimi artır. Fehmimi niye artır? Fehmim artmazsa ilmim artmaz da onun için. Çünkü ilim anlamakla alakalıdır, fehimle alakalıdır. Ve elhikni bis salihin. İlim ve fehim artarsa ne olur, sonuç ne olur? Salihlerin arasına girmiş olursunuz. Zaten ilim bunun için istenir. İlim hava atmak, ilim caka satmak, ilim ona buna efendim hava atmak için sahip olunacak bir şey değildir sevgili kardeşler. Bizi Allah bundan korusun. Bu ilmi kötüye kullanmaktır, istismar etmektir. Allah bizi bundan korusun. Şunu unutmayalım ki talebeliğin edebi vardır, hocalığın edebi olduğu gibi. Hoca hoca adabına sahip olacak, talebe talebe adabına sahip olacak. Yani burada hepimiz
Yaptıklarımızı edebi içinde yapacağız. Yaparsak zaten bereketlenecek. Bu adabın başında da ne gelir biliyor musunuz? Hoca verirken verdiğini, kendinin olmadığını bilmek, kendine bir emanet olduğunu bilmek, talebe de aldığını bir emanet olarak almak. Emanete sadakat, aldığına riayet etmektir. Bilgiye riayet etmektir. Bu mühimdir, bu önemlidir. Ben de sizi özledim, onu söylemiş olayım. Bu bir tiryakilik. Zaten tiryaki olduğunuz zaman bırakamazsınız. Elhamdülillah. İnsanın en güzel tiryakiliklerinden biri budur. Allah bundan bizi alıkoymasın. Amin. Sigaraya falan benzemez yani bu. Dolayısıyla tiryakilik ihtiyacını böyle güzel, nafi tiryakiliklerden giderelim inşallah ki kötü tiryakiliklere ihtiyaç duymayalım. Yani bunlar hakikaten güzelliğin fazlası güzelliktir güzel kardeşler. Bu manada talebeliğin adabı içerisinde aldıklarınızın hakkını vermek de giriyor. Bunu naçizane hatırlatmak isterim. Çok güzel, soru katları çok güzel olmuş. Teşekkür ediyorum. Hem yaşlarını öğreniyorum, hem efendim seviyelerini öğreniyorum, hem de mesleklerini buradan. İsim bende kalır, korkmayın. İrade, hocam şunu merak ediyorum. Evlilik konusunda biriyle evlenince ya da seçim yaparken ben irademi kullanıp seçtiğim için mi o biriyle evlenmiş oluyorum? Yoksa Allah dilediği için mi? Ha, evet. Hem o, hem o. İrade ile ilahi irade arasında bakışımlılık vardır. Unutmayalım. Mutlak irade Allah'ın iradesi, mukayyet irade kulun iradesi. Mukayyet irade Allah'ın verdiği iradedir. Allah'ın verdiği iradedir. Dilemeyi eğer Rabbimiz vermeyi dilemeseydi, dilemeyi vermezdi. Değil mi? Dilemeyi o vermiş, vermeyi dilemiş. O zaman ne düşüyor bize? İrade etmek. Yani verdiği iradenin hakkını vermek. İradenin şükrü nedir? Dilemek. İradenin şükrü, bir nimetin şükrü kendi cinsindendir. Servetin şükrü kendi cinsindendir. Sıhhatin şükrü kendi cinsindendir. İlmin şükrü kendi cinsindendir. Şu anda fakir size ilminin şükrünü eda etmeye çalışıyor. Peki iradenin şükrü nedir? Dilemek. Dilemeyen biri iradenin şükrünü ödemiyor demektir. İrade artar mı? Artar. Verilen şey artar, bunu söyleyeyim. Servet verilir, rızık verilir, artar. İrade verilir, artar. İlim verilir, artar. Verilen şey artar. Peki Allah'ın bir şeyi artırması için ne lazım? Şükrünün eda edilmesi lazım. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ Eğer şükrederseniz artırırım. Yok, nankörlük ederseniz mahrumiyetim şiddetli olur. Yani sizi şiddetli bir mahrumiyete düçar eder. Bu. Azap orada mahrumiyet. Dolayısıyla irade dilemek iradenin şükrüdür. Biz evlilik gibi bir meselede dileyeceğiz. Fakat şunu unutmayacağız. Bizim hareketimiz, dilememiz suyun bardağın içindeki hareketine benzer. Anlatabiliyor muyum? Fakat bardak Allah'ın yedi kudretindedir. Bardağı alır, buraya koyar. Ha siz bardağın içinde hareket edersiniz. Bardağın içinde dilersiniz. Bu trenin içinde gezinmeye benzer, gezmeye. Vagondan vagona da geçebilirsiniz. Bu sizin iradenizdir. İsterseniz 10 vagon ileri geçin. Bu. Ama tren ray üstünde kendi yolunda ilerler. O büyük iradedir işte. O büyük irade içerisinde sizin küçük iradenizin mutlaka fonksiyonu var. Mutlaka. Burada tren benzetmesi buraya kadar doğru, buradan öte doğru değil. Yani bakışımlıdır demiştim. Cüz'i irade, külli iradeye bakışımlıdır. Cüz'i iradeyi Rabbim görmeden külli iradeyi harekete geçirir. Onun için sizin iradenizi bekliyor. Dile ki dileyeyim diyor.
Dile ki dileyeyim. Evet. Dile ki dileyeyim. Sen dile, ben dileyeyim. Felemma zâhû ezâgallâhu kulûbehum. Ne zaman kaydılar, Allah da onların kalplerini kaydırdı. Ve mâ yudillu bihi illel fâsık. Allah sapmışlardan başkasını saptırmaz. Yani sapacak, saptıracak. Ama Allah saptırmaz aslında. Dolayısıyla tersi de geçerli. Tersi de geçerli. Eğer dilerseniz o dileyecek. İmmâ şâkiran ve immâ kefûrâ. İster şükreder, ister küfreder. Onun için. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. İsteyen iman etsin, isteyen küfür etsin. Ha burada dilerse o dileyecek. Onun dilemesi verdiği iradeyi kullanmaya bağlı. Dolayısıyla peki niye o benden bağımsız dilese olmaz mı diyeceksiniz? O zaman iradenizin şükrünü eda etmiyorsunuz. Bu şu manaya gelir. Açık bırakılan kapıdan geçmeyi denemediniz ki kapıyı daha da açsın. Siz kapıyı kıyalamış, bizde kullanılır bilmiyorum sizde kullanılır mı? Yani şöyle hafif açık bırakmış. Siz hiçbir teşebbüste bulunmuyorsunuz. Yerinizde böyle kaykılmışsınız, koltuğa oturmuşsunuz. Neyi bekliyorsunuz? Kapının arkasına devrilmesin. Kapıyı devirsin de çıkayım. Ya ama ya bir deneyin. Bir elinizi uzatın. Bir açın. Belki açtığı açılacak. Yok. Bir vurun hatta. Vurun. Dua edin. Vurun. Yok. Ne vuruyor, ne geliyor, ne açıyor, ne teşebbüs ediyor. Yerine oturmuş, kapısız göreyim de çıkayım. Yok öyle şey. Dolayısıyla istişare evlilikte istihareden mutlak manada önce gelir. Onun için önce iradenizi kullanın. Ondan sonra her şeyi yaptınız. Tüm esbaba sarıldınız. Kula düşen her şey gerçekleşti. Fakat sonunda öyle bir şey oldu ki hiç aklınızda yok. Hiç hesaplamadınız. Ve siz ne adım atarsanız atın, o bildiği gibi düşüyor hep. En sonunda söyleyeceğiniz tek şey vardır. Ya Rabbi sen böyle dilemişsin. Bitti. Orada bitti işte. Orada artık teslimiyet başladı. Tüm tedbirleri aldıktan sonra sizin tedbirinize bakmaksızın pusula hep kuzeyi gösteriyorsa ve efendim yani trenin içinde ne kadar hareket ederseniz edin treni almış bir yere götürüyorsa zaten yapacağınız bir şey yok. Trenden inemezsiniz. Eynel mefer. Nereye kaçacaksınız? Allahsız bir yer yok. Dolayısıyla işte o noktada da teslimiyet düşüyor. Ya Rabbi böyle dilemişsin. Başım gözüm üstü. Hadise bu. Ve onun sonucunda cüz'i şer gibi gelen külli hayırlara bakın. Külli hayırlara bakın. Sizi ne bekliyor kim bilebilir ki? Bütünü gören Allah, parçayı gören biz. Parçayı görene düşen, bütünü görene teslim olmaktır. Bütünde nasıl durduğunu bakmak için ölmek lazım. Ölünce göreceğiz. Zaten görseydi ölürdük. Onun için ölünce göreceğiz. O zaman çok sabırlı, yani çok sabırsız olmayın. Biraz daha sabredin, ölünce göreceksiniz. Evet. Bunun için özel bir gayret sarf etmenize gerek yok. Nasıl olsa öylece. Ve çok uzun değil. İnanın çok uzun değil. Çok uzun değil. Hayat çok kısa aslında. O nedenle çok uzunmuş gibi gelmesin. Uzunmuş gibi geliyorsa şeytandandır. Uzunmuş gibi gelmesin. Kıymetini bilelim. Kıymetini bilelim. Ama yaşadıktan sonra müminin hayatı uzun olacak. Uzun olacak. Onu ahirette anlayacağız. Kafirler kısa bir hayat yaşadıklarını görecekler. Müminlerse çok uzun bir hayat yaşadıklarını görecekler. Ama o orada belli olacak. Evet. Hocam Câsiye 18. ayet dilencilerle mi ilgili? Hocam 100 metre 100 kişi el açıyor. Allah rızası için peygamberini seviyorsan diye istekte bulunuyor, el uzatıyorlar. Ne yapalım? Hocam bizleri aydınlatır mısınız? Şunu söyleyeyim. Allah Resulü alan
veren el alan elden hayırlıdır buyurmuş. Bu mesele hakkında bir çıtadır. Allah Resulü siz devenin üstünde olsanız, kamçınız elinizden düşse, yanınızda yerde olan insana şu düşen kamçımı ver dememek üzere sizden beyat istiyorum demiş ve beyat almış. Bunu anlamak için deve sürmek lazım. Deveyi kullanmamış olanlar bu örnekle ne denmek istediğini anlamazlar. Hatta hiç görmeyenler. Yani siz gördünüz mü hiç deve nasıl oturur, nasıl ihar daha doğrusu, nasıl kalkar? Bir törendir onunki. Tam bir törendir. Mübarek, hiç acelesi yok. Hiç. Saniyeler değil, dakikalar sürer oturması. Yani efendim, önce boynunun altını, sonra önce ön ayaklarını kırar. Efendim, ve bir de etrafın tamamını kolaçan eder. Çok ilginçtir efendim. Kendisine komut verenin kim olduğunu anlamadan asla ıhmaz. Efendim. Onu anladıktan sonra sahibi komut veriyorsa ıhar. Çünkü emin olmak ister. Çok yani hayvani zekası güçlüdür develerin. Efendim. Onun için deve kininden bahsedilir. Efendim, kaynaklarımızda öyle deve hikayeleri vardır ki 2 sene sonra efendim eşini öldüreni öldürmüş. 2 sene. 2 sene aklında tutmuş efendim, yememiş içmemiş, 12 senelik bir hikaye daha anlatılır. Yani eşini öldürmüş bir adam efendim, onu yakalamış en sonunda bir kervanda, gelmiş efendim, üzerine şey yaparak tekmeleyerek öldürmüş efendim. Yani o kini aslında hayvani hafızasının güçlülüğünden, zeka hayvanlara nispet edilir, akıl nispet edilmez de basit zeka. İşte böyledir. Önce ön ayaklarını, sonra arka ayaklarını, ama açılı olarak böyle. Sanki efendim kurmalı makina gibi. Yere iyice oturduktan sonra inersiniz. Aynı tören kalkışta da efendim gerekli. E şimdi bu törene maruz kalmaktansa yanınızdakine yerdeki kamçımı, düşen kamçımı ver deseniz ne olur? İstememek üzere beyat istiyorum dedi Peygamberimiz. Yani mümine yük olmayın. Ama öbür taraftan da bunu dengeleyen efendim ne dedi? Hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Nasıl bir terbiye görüyorsunuz değil mi? Dolayısıyla ama dilencilik Kur'an'da, dilenciliğe dair, dilencilere dair edep Kur'an'da harika bir biçimde bize verilmiştir Duha suresiyle. Efendim, dilenciyi azarlama. فَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنَارِ. Dilenciyi azarlama. Azarlamak yasaktır. Bir şey vermek şart değildir. Azarlamak yasaktır. Güzel bir söz bile efendim, yani ne diyor? Arkasından efendim minnet gelecek sadakadan hayır bir söz daha evladır diyor ayet-i kerime. Onun için minnet olmayacak. Sana baktım, sana verdim olmayacak. Zaten bozuk para veriyorsunuz mübarekler. Ne olacak ya? Ben dilenciye vermem. Ben ağzından çıkan Allah kelamına ver. Kötüye kullanacaksa orada durun. Götürecek, günah işleyecekse orada durun. Şebeke ise orada durun. Ama yine azarlamayın. Fakat kötüye kullanacağından emin değilseniz, iyiye kullanma ihtimali varsa vermek iyidir. Ağzından çıkan Allah kelamına verir. Hani o anlattığım hadise vardır ya efendim, bizim gençken, üniversiteyken hep şahit olduğumuz, ver de de versinler. Ver de de versinler. Akşama kadar toplar, akşamda giderken bir fakirin evine kapıdan bırakır gider. Bu ayrı bir şey. Buna melamet denir. Efendim, kendisini halkın gözünde küçük düşürme. Bu bir meşreptir. Melami meşrep derler bu tiplere. Ver de de versinler diyor üstelik. Şimdi millete öğretiyor. Verin demiyor. Başını dikmiş. Ver de de versinler. İnsanlara öğretiyor. Veren siz değilsiniz.
veren o. Onun için ne vuranı görmek istiyorsunuz, vurduranı bilmeniz yetmiyor mu demek istiyor. Evet. Hayat kitabı Kur'an mealinizde Kalem suresi 21. ayetteki sabahın körü ifadesi ile ne anlatılmak isteniyor? Türkçedeki ifade anlamında mı yoksa özel bir ifade mi? Sabah erken anlatılmak isteniyor. Bu yani orada söylenen açıktır. Selamun aleyküm. Hocam Barack Obama hakkında ne düşünüyorsunuz? Gülmeyin. Niye gülüyorsunuz? Şu sözünüz aklıma geliyor. Zalimin zulmü anne karnına inmişse Musa'yı Firavun'un sarayında arayın. Elbette Mehdi geldi falan diyenlere kapılmayın diyorum. Yani bu hakikaten garip bir saçmalık olur. Yani lütfen efendim bu kadar gerçeklikten kopmak akla ziyan efendim. Umarım efendim beyazlatılmış biri olduğunu ispat için eskilerden daha zalim olmaz. Efendim yoksa tek başına bir siyahinin seçilmiş olması bizi sevindirir. Efendim mazlumlar yani siyahi mazlumların yüzlerce yıllık ezilmişliğinin dinmiş acısı adına, acılarının hafifletilmesi adına buna seviniriz. Fakat efendim o kadar iyimser ve iyi niyetli olmayı gerektirecek şu anda bir şey görmüyorum. Ben Amerikan politikalarının ve Amerikan başkanlarının Amerikan politikalarının tek aktörü olduğu kanaatinde değilim. Haddizatında Amerika'da başkanlık semboliktir. Tüm yetkilerine rağmen. Yani başkanlık sanki çok büyük yetkilerle donatılmış gibi görünse de arkada bir efendim derin mi nedir bilmiyorum bir devlet vardır ki tam bir devdir efendim. O Levyatan'dır yani efendim Tevrat'ın ifadesiyle. Ama benim Amerika politikaları ve başkanları hakkında ki istikametin tespitinde bir numaralı ölçüm Filistin meselesine bakıştır. Filistin meselesine bakışta eğer bir Amerika başkanının politikası öncekinden farklılaşmamışsa benim için onun bir farkı yoktur. Efendim yani o noktada beyazlatılmış olması, melez olması, siyah olması, beyaz olması meselesi değildir. Fakat şunu söyleyeyim. Efendim Amerika sonun başlangıcına girmiştir. Efendim bu uzatmaları oynatır. Eğer kendini kurtaracak mucizevi bir hakikate sarılış yaşamazsa efendim bu mutlaka ve mutlaka yeni gelişmelere gebedir. Yani en az bir suikast beklenti vardır mesela. Olsun istemiyorum. Ama adeta kesin gibi içime doğuyor efendim. Dolayısıyla ondan sonra ne olur onu bilmiyorum. Gerçekleşir de tahakkuk eder mi? Suikast gerçekleşir, başarısız mı olur? Başarısız olursa başkan korkar mı? Yoksa efendim daha da bilenir ve bu sefer kendi politikalarını izler mi? Onlara göre değişir. Ama şunu söyleyelim. Biz Rabbimizden hayırlısını dileyelim. Başka devletlerin başlarına kimlerin geçtiği değil, bizim ne halde olduğumuza bakalım derim. Saygıdeğer hocam, Akaid ve Kelam kaynak kitaplarının isimlerini istirham edeceğim ve bir de İlmihal ve Kadın İlmihalinde sağlam kaynak olarak hangi kaynakları tavsiye edersiniz? Akaid ve Kelam, güzel, ayrım güzel, Akaid, Kelam, Kelam, Akaid yerine kullanılmasın. Hiç şüphesiz Kelam kitaplarında Akaid bahisleri, Akaid kitaplarında Kelam bahisleri var. Akaid kitaplarının en temelinde hiç şüphesiz ki Kur'an vardır. İşte burada, bu Akaid kitabıdır. Akaid'in başka bir kitabı olmaz. Ancak bunu şerh eden olur. Onun için Akaid diye yazılan kitapların tamamı cümlesi kelamdır. Bunu bileceğiz. Bunun için size iman kitabını anlayarak okumanızı teklif ederim. Onun dışında
Tahavi akaidi kendi sınıfı içerisinde gerçekten okunmayı hak eden kelam kitaplarının başında gelir. Biliyorsunuz Ebu Hanife'yi izleyen yıldızlardan biridir Tahavi akaidi. Efendim İmam Tahavi'nin yazdığı akaid eseri. Ama çok ilginçtir. İmam Tahavi kendisinden öncekilerden nispeten bağımsız bir yol tutturmuş olsa da Maturidi gibi, efendim bir müstakil imam olsa da yine de akaidinde mesela ayağı meshetme meselesini bir akaid meselesi olarak aldığını görürsünüz. Bu gibi kitapları okumadan evvel bu gibi kitapları nasıl okumalı sualinin cevabını verecek kitapları okumak lazım ki imanı onun için, Fakirin İman isimli kitabını onun için tavsiye ediyorum. Orada bir kelam usulü, hatta bir akaid usulü vardır. Yoksa akaidin baş kitabı Kur'an-ı Hakim'dir. Çünkü akidede ihtilaf olmaz. İhtilaf olan şey de akide olmaz. Müminler arasında ihtilaf olmaz. Bu manada akaidin merkezi eseri vahidir derim. Kelamında dediğim gibi Tahavi akaidini tavsiye ederim. Ama mesela Maturidi'nin eserini, tevhidini tavsiye ederdim ama Türkçesini bilmiyorum. Çeviri var mı? Bilen varsa burada var mı? Teşekkür ederim, varmış. O zaman Maturidi'nin tevhidini de okuyabilirsiniz. Hiç şüphesiz İmam Ebu Hanife'nin El Fıkhul Ekber Risalesini okuyabilirsiniz. O da kelam sahasında yazılmış gerçekten güzel bir eser. Ama şunu söyleyeyim, Kur'an dışında hiç kimsenin, en başta da bizimkiler dahil, hiç kimsenin eserini baştan sona hatasız olarak kabul etmek, başta onların yazarlarına, müelliflerine hakarettir. Çünkü onlar sen bir ilahsın deseydiniz üstünüze yürürler ve sizi bana hakaret ediyorsun, Allah'a hakaret ediyorsun, kendine hakaret ediyorsun diye uyarırlardı, değil mi? Dolayısıyla bu demektir. Sen hatasızsın demek bu demektir. Onun için böyle demeyelim. Gelelim efendim ilmihal ve kadın ilmihali. Bu konuda sizlere başından beri zaten Zadül Mead'ı İbnül Kayyim El Cevziye'nin Zadül Mead'ını zaten tavsiye etmiştim. Seyyid Sabık'ın Fıkıh Sünnesi'nde tavsiye ederim. Gerçekten istifade edilebilir eserlerdir. Bunları tavsiye ederim. Min gayri haddin bir latife olsun diye söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. İlmihal yazıncaya kadar. Eşimin akrabaları tarafından dışlandım. Eşim de ben de çirkin iftiralara uğradık. Sıla-i Rahmi'ni çok seven, çok dikkat eden biriydim. Şimdi onları gördüğüm her yerde elim ayağım titriyor, çok hasta oluyorum. Evimde huzur kalmıyor, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok emek verdim. Bana ahlaksızlığı bile yakıştırdılar. Hocam Allah için cevap verin, ben şimdi bu akrabalarla görüşeyim mi? Allah size sabırlar versin. Allah sizi imtihan ediyor değerli kardeşim. Biraz önce söyledim, basınç altına koyuyor, elmas olasınız diye. Bırakın da elmas olun. İmtihandan dolayı imtihan nesnesi kıldıklarına da o kadar kızmayın. Nihayetinde vurduranı biliyorsanız vuranın kim olduğu çok fazla da önemli değil. Siz eğer iyiliği bizzat iyilik için olduğundan mı yapıyorsunuz? Yoksa iyiliği karşınızdakine veya size göre mi bir ayrı değer biçiyorsunuz? İyilik iki şekilde yapılabilir. Bir, bizzat iyilik olduğu için, o iyi olduğu için yapılır. İkincisinde karşındaki efendim menfaat gördüğüm kişi, karşındaki bana iyilik yapan kişi, karşındaki benim kocam, kocamın efendim babası, kocamın annesi veya akrabam veya hısımın veya hemşerim. Bu ikinci iyilik türünün temelinde ahlaksızlık vardır. Çünkü iyilik hasbi değil, hesabidir. Orada iyiliği hesaplı yapıyor. Eğer o olmasaydı, bir başkası olsaydı onu yapmayacaktı. İyilik bizatihi kendiliğinden vuku bulmamış orada. Yani amel amel olmuş ama salih olmamış. Niye? Çünkü bizatihi Allah'ın görmesi yetmiyor. Allah'ın ona iyi demesi yetmiyor. Karşısındakinin durumu, konumu da orada hesaba katılıyor.
Oysa ki iyilik birinciden dolayı yapılır. Bir, bizzat iyilik olduğu için, iyi olduğu için iyi. İyi yapmak iyidir. Yaptığınız kim olursa olsun. Kıymet bilsin, bitme bilmesin, öyle değil mi? Yoksa hayvanlara iyilik yapmanın ne alemi var? Öyle değil mi? Hayvanlar bilir. Şuuru kapandıktan sonra bir insana iyilik yapmanın ne alemi var? Şuuru kapanınca, mesela yoğun bakıma girince, mesela aklını bir yakınımız geçici olarak kaybedince, hiç dönüp bakmayalım o zaman çünkü teşekkür edemez. Edemez. İyiliği nereden bilecek de teşekkür edecek? Salla gitsin. Ya Allah kubur. Öyle mi? Bu ahlaksızlık değil mi sizce de? Bakınız, iyiliği yapsanız bile özünde Rabbimiz başka bakıyor ona. Çünkü iyiliğin arkasındaki niyet iyi değil. Niyet de iyi olması lazım. İyi olduğu için yapılır. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Size kötülük de yapsa. Bu kolay değildir. Bunu ben söylüyorum da ben yapabiliyor muyum sanki? Sanki ben becerebiliyor muyum? Bir de karşınıza durmuşum efendim. İyilik yapın diyorum kim olduğuna bakmadan. İnanın ben de çok zorlanıyorum. Bana kötülük yapanlara iyilik yapmakta çok zorlanıyorum. Ama en azından şunu yapmayı kendimi ikna ediyorum. Dua ediyorum onlara. Ya Rabbi onların iyiliğini ver. Ya Rabbi onları iyi et. Ya Rabbi onların iyiliğini artır. Ya Rabbi onların içinden şişini al. Efendim ya Rabbi gazlarını al. Onun yerine muhabbet gazı bas. Diye dua ediyorum. En azından bunu yaparak kendimi zorluyorum. Ya çünkü bana zulmetmiş. Bana kötülük etmiş. Bana iftira etmiş. Bana hakaret etmiş. Şimdi ben buna nasıl dua edeyim? Ama dua ettim mi içim rahatlıyor. İçimin solundan gelen sese sağından bir kroşe, bir aparkat efendim. Yani meleğim nefsimi yere iki büklüm ser. Ah diyorum. Şimdi oldu. Ya bir her zaman başaramıyorum. Her zaman başarılamıyor. İnsan bazen yeniliyor efendim. O zaman da Allah affetsin. İnsanız nihayetinde. Fakat ne olur siz iyilik yapın. İnsanlara iyilik yapmaktan başka yolla öğretemezsiniz. Kötülük sadece kötülük yapmaktan müteşekkil değil. Her kötülük kötülüğün propagandasıdır. Biliyor musunuz? Her kötülük kötülüğün reklamıdır. Onun için bir kötülüğe iki ceza vardır. İki günah vardır. Bir kötülük olduğu için bir de kötünün reklamı yapıldığı için. Kötülüğün ilanı yapıldığı için. İyilik içinde efendim değil mi? Cenneten. İki cennet vardır. Niye? Bir iyilik olduğu için bir de iyiliğin propagandası yapılmış. Daha doğrusu iyilik ilan edilmiştir. İyilik çoğaltılmıştır biz ona diyelim. Propagandasını yapmak için iyilik yapılmış. İyilik çoğaltılmıştır. İyilik sürülmüştür tedavüle. Tedavülde iyilik vardır. Onun için iyilik yapalım. Bize kötülük yapan da olsa. İyilik yapana iyilik yapmak her kişi kârı. Kötülük yapana iyilik yapmak er kişi kârı. Biz er kişi olalım. Er kişi olmak için cinsiyet fark etmez. Hanım da er kişi olur. Erkek de er kişi olur. Yiğitlik yapalım. Allah kabul etsin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.